Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf e tafın 16. föyündeyiz. Denklem ve eşitsizlikler 6 föyündeyiz. Size bu derste konu anlatımı yapacağım. Buradaki konumuz tam sayılarda bölme algoritması. Öncelikle bir tam sayının asal çarpanlarına ayrılmasını ve tam sayı bölenlerinin bulunmasını işleyeceğiz. A ile B birer tam sayı olmak üzere A eşittir. K çarpı B koşulunu sağlayan bir K doğal sayısı bulunuyorsa... B sayısı, sayısı A sayısının bir çarpanıdır. B sayısının A sayısının bir çarpanıdır. Yani bölense burada ne olmuş oluyor? A sayısı B sayısının K katı olmuş oluyor. Dolayısıyla B sayısı A sayısının çarpanlarından biri olmuş oluyor. Yani çarptığımızda başka bir tam sayı bulabiliyoruz. Çarptığımızda A sayısını elde edebiliyoruz. Bu şekilde bulunacak tüm B sayıları A tam sayısının tam bölenleri kümesini Oluşturur. Mesela 18 sayısını tam bölen doğal sayılar 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir. 6 sayısını bölen tam sayılar ise eksi -1, -2, -3, -6 ve 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 6'dır. Yani 4 tane pozitif böleni vardır ve aynı bölenlerin eksileri de sayıyı tam böler. Şimdi burada sayılar küçük olduğu için tabi tek tek yazabiliyoruz. Sayı çok daha fazla olduğunda, bunun formülünü şimdi nasıl bulduğumuzu işleyeceğiz. Asal çarpanlarına ayırmayı az buçuk biliyoruz. Asal sayıların kuvveti şeklinde yazdığımızda bir kere zaten bütün doğal sayıları biz asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edebiliriz. Yani bütün sayılar aslında asal sayıların katlarıdır. Şimdi örnek üzerinden gidelim. 364'ü, 480'i ve 121'i asal çarpanlarına ayıralım. 364'ü. Bölünebilme kurallarını işledik arkadaşlar. Burada e, 6 son iki basamak 64 4'e bölünür. 4'e bölelim. 4'e böldüğüm zaman e, 36'da 4 9 kere var. E, hani şurada böldüğümüzü düşünün. 364 4'e böldük 9 kere. 4'te de 1 kere. Yani 91. 91 ise 7 ile 13'ün çarpımıdır. 7'ye böldüm 13, 13'e böldüm 1. Yani 364 sayısı 4 çarpı 7 çarpı 13'e eşit. Şimdi asal çarpanlarını ayıracağım için 4 asal olmadığı için 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde yazıyorum. Ve 7 ve 13 asal olduğu için bu şekilde bırakıyorum. Yani 364'ün asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Gelelim 480'e. 480'i şöyle yapabilirsiniz. Bakın daha kısa olur. Bildiğiniz çarpanlardan hareket edin. Mesela 48 16 çarpı 3 olduğunu biliyorum ben. 16 çarpı 3 çarpı 10 olarak yazabiliriz. 480'i 16'yı 2 üzeri 4 olarak 3 zaten asal. Onu da 2 çarpı 5 olarak ifade edebiliriz. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 1'i tek tabanda topladığımda 2 üzeri 5. Bir tane 3 var zaten. Bir tane de 5 var. Bu şekilde de çarpanlarını ayırabiliriz. Yine 121 bin, 121 11'in karesi zaten. 11'in karesi ile 1000'in çarpımı, 1000'i de 10 üzeri 3 olarak ifade ederim. 11 asal ama 10 asal değil. O yüzden onu asal çarpanlarına ayırdığımda 2 çarpı 5 yapar. Kuvveti dağıttığım zaman içeri 2 üzeri 3'e 5 üzeri 3 yapar. 2 de 5 de asal olduğu için ben bu 121.000 sayısını asal çarpanlarına ayırmış oluyorum. Kaç tane asal çarpanı var? 3 tane. x ve y birer pozitif tam sayıdır. x kare eşittir 54y olduğuna göre x artı y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi dikkat edersek sol taraf kare. Yani 54'ü öyle bir tam sayıyla çarpmalıyım ki bir sayının karesi olsun. Mesela 2 ile çarpsak 108 bir sayının karesi değil. 3 ile de çarpsak kaç yapar? 12, 150, 162. Yani 4 ile çarpsak gibi deneye deneye bunu bulmamız çok zor. O yüzden ne yapacağız? 54'ü asal çarpanlarına ayıracağız. 54, 27 çarpı 2'dir. 27, 3 üzeri 3 yapar. 3 üzeri 3 çarpı 2'dir. Şimdi 3 üzeri 3 çarpı 2'yi y ile çarptığımda tam kare olacak. Tam kare olarak ifade edilebilen sayılar kuvvetleri çift olan sayılardır. Yani burada zaten asal çarpanlarını ayırdığım için asal çarpanların kuvvetini çift yaparsam tam kareye çevirebilirim. Şimdi 3 üzeri 3'e bakıyorum. Bu 3 üzeri 3'ü y tam sayı olduğu için 3 üzeri 2'ye indirgeyemem. 3 üzeri 4 yapabilirim en yakın. Yani y'ye bir tane 3 asalı vereceğim. Çarpıldığında 3 üzeri 4 olacak. Kuvvet çift olduğu için tam kare ifade edemeyeceğim. 2'yi ise zaten bu 2 üzeri 1. Eğer bir tane 2 yazarsam y'ye 2 üzeri 2 olur. Bu da tam kare olur. Yani her bir asalı ayrı ayrı yapıyorum. Çünkü 2, 3 üzeri 3'ü 2'nin tamamlama gibi bir şansı yok. Bunlar farklı asallar oldukları için. O halde ben y'ye 6 yazarak burayı tekrar güncelliyorum. Yani bir tane 3 yazdım. 3 üzeri 3 çarpı 3'ten 3 üzeri 4. 2 çarpı 2'den 2 üzeri 2. Burayı tam kare nasıl ifade ederim? 3 üzeri 4'ü 3 üzeri 2'nin karesi olarak ifade ederim. Bu da 9'un karesi yapar. 9'un karesi ile 2'nin karesini çarptığımda üstler aynı tabanları çarpacağım. 18'in karesi yapar. Bakın burada tam kare oldu. X'in karesi 18'in karesine eşitse ve x pozitifse x kesinlikle 18'dir. Pozitif demeseydi x 18'de olabilirdi kuvvet çift olduğu için. Yani x'i minimum 18 yapabiliyoruz. Y de minimum 3 çarpı 2'den 6 olabiliyor. Dolayısıyla 18 artı 6'dan x artı y minimum 24 olabiliyor. En küçük 24 olabiliyor. Neden en küçük? Ben burayı en az 3 üzeri 4'e tamamlayabilirdim. Mesela 3 üzeri 6 da yapabiliriz. 3 üzeri 8 yapabiliriz. Çift kuvvetler yapabiliriz. Her türlü sağlar. 2 üzeri 4, 2 üzeri 6 yapabiliriz. Yani sonu yok. Minimum bu değerler var. Evet geldik 3. soruya. A ve B birer doğal sayıdır. A'nın küpü eşittir 48B olduğuna göre A sayısının alabileceği birbirinden farklı en küçük 2 değer. A'nın en küçük 2 değerini arıyoruz. 48 asal çarpanlarına ayıralım. 48 16 çarpı 3'tür. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazarım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı B bir sayının küpüne eşit olacak arkadaşlar. Ve A ve B'ye doğal sayı dediği için ben burada... En küçük doğal sayı 0 olduğu için arkadaşlar a yerine 0 B yerine 0 yazdığımda bu eşitlik sonuçta sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Doğal sayı dediği için bunu yapabilirim. Bir önceki soruda pozitif diyordu dikkat ederseniz. Pozitif tam sayı diyordu. O yüzden sıfırı düşünmedik. Doğal sayı dediği için sıfırı düşüneceğiz. O halde A'nın en küçük birinci değeri nedir? Sıfırdır. Şimdi diğer değerlere geçelim. Yani şu asal sayıların kuvvetlerini 3'ün katlarına tamamlayacağım. 3'e tamamlayamam çünkü burada 3'ü geçmiş zaten tam sayı, doğal sayı olduğu için burayı rasyonel yapamıyorum. Mesela 1 bölü 2 yapıp bunu 3'e indirgeyemiyorum. 2 üzeri 3'e. Yani bunlardan sonraki ilk 3'ün katına bakacağım. 4'ten sonraki 3'ün ilk katı ne var? 6 var. O halde B'ye 2 üzeri 2 vermeliyim ki 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4 çarpılsın. 2 üzeri 6 olsun. Yine 3 üzeri 1. 1'den sonra 3'ün ilk katı 3. Burada bir tane var. 2 tane eksik. 3 üzeri 2'yi vermeliyim ki 3 üzeri 2 ile 3 üzeri 1 çarpılsın. 3 üzeri 3 olsun. B'ye bu değerleri verdim. Zaten B sorulmuyor. A soruluyor. A'yı bulmaya çalışalım. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 2'den 2 üzeri 6. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2'den 3 üzeri 3. Üstü 3 yapmam gerekiyor. 2 üzeri 6'yı 2 üzeri 2'nin küpü olarak ifade edebilirim. Üstün üstü çarpılıyor çünkü. 2 üzeri 2 4. 4 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3'ten üstler aynı olduğu için tabanları çarparım. 12 üzeri 3 olur. A'nın küpü 12 üzeri 3 ise A kesinlikle 12'dir. Yani en küçük değeri ilk değeri 0, ikinci değeri 12. En küçük iki değeri 0 ve 12. Tam sayı bölenlerini bulma. Evet ilk örnekte demiştik ki sayılar büyük olduğunda tam sayı bölenlerini nasıl bulacağız? Bunun formülü yok mu? Var tabii ki. Önce sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. Yani a, b ve c asal olacak. Bu asalların kuvvetlerini birer artırıp çarptığımda pozitif bölenleri buluyorum. Negatif bölen sayısı ile pozitif bölen sayısı aynı olduğu için aynı formül. Tam sayı böleni ise negatiflerle pozitiflerin toplamı olduğu için şu pozitifi veya negatifi 2 ile çarpıyorum. Yani bunların ikisini topladığınız zaman 2 tane gelecek. A sayısının tam sayı bölenleri toplamı sıfırdır. Çünkü mesela 4 örneğini verelim. 4'ün pozitif bölenleri 1, 2 ve 4. Negatif bölenleri eksi 1, eksi 2 ve eksi 4. Tam sayı bölenler toplamı dediği için hepsini topladığımızda ne olacak? Sonuç 0 olacak. Artılar, eksiler birbirini götürecek. 240 sayısının doğal sayı bölenlerinin sayısı ve tam sayı bölenlerinin sayısını bulunuz. 240 asal çarpanlarına ayıralım. 240'ı 24 3 çarpı 8'dir. 3 çarpı 8 çarpı 10 olarak yazarım. 8 2 üzeri 3 10 da 2 çarpı 5 2 üzeri 3'te 2 üzeri 1'i çarptım. 2 üzeri 4 3 üzeri 1 5 üzeri 1. 1 yazmama gerek yok ama şimdi formülde kullanacağım için vurguladım. Doğal sayı bölenleri demek pozitif bölenler demek aslında ne yapacağız? Üst sayını birer artırıp böleceğiz. E, çarpacağız pardon. Üst birer artırıyorum. 4'ü bir artırdım. 5. 1'i bir artırdım. 2. Yine 1'i bir artırdım. 2. Her birisinin üstünü birer birer artırdım. Bunları çarptığım zaman 5 kere 2 10 çarpı 2'den 20 tane doğal sayı böleni var. Pozitif böleni var yani. Tam sayı bölenleri sayısını tekrar işlem yapmama gerek yok pozitif bölen sayısının iki katı kadardır. Çünkü 20 tane pozitif bölen varsa 20 tane de negatif bölen vardır. 2 çarpı 20'den 40 yapar. Tam sayı bölen sayısı. Doğal sayı bölen sayısı neden pozitif bölen sayısına eşit? Çünkü doğal sayılarda 0 bölen olamaz. Yani 0 pay diye yazılamaz. O yüzden 0 hariç doğal sayılar bölen olabilir. Dolayısıyla pozitif doğal sayılar, dolayısıyla pozitif tam sayılar olmuş oluyor. 420 sayısı ile ilgili sorular var. Önce 420'yi asal çarpanlarına ayıralım. 442'yi 6 çarpı 7 olarak yazalım. 6x7x10. 6 çarpı 7 çarpı 10. 6, 2 çarpı 3. 7 zaten asal. 10, 2x5. 2 çarpı 5. 2'leri çarptım. 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Negatif tam sayı bölenleri, pozitif tam sayı bölenleri de aynı sayıdaydı. Sadece asal bölenlerinin üstlerini birer artırıp çarpacağım. 2'yi bir artırdım. 3. Diğerleri zaten hep 1. Bir, 1'i artırdığımda 2 olacak hepsi de. Çarptığım zaman 3 kere 2. 6 12. 24. Tam sayı bölen sayısı negatif bölen sayısının 2 katı olacak. Çünkü 24 tane negatif varsa 24 tane de pozitif olacak. Çarptım. 48. Asal olmayan doğal sayı bölenleri. Bir kere doğal sayı bölenler derken zaten pozitif bölenler. Yani negatif bölenlerle aynı. 24 tane. Bunların içinden asal olanları çıkarmam lazım. Çünkü asal olmayanlar diyor. Asal olmayanlar dediği için hepsinden asal olanları çıkaracağım. Kaç tane asal böleni var? Bakın 2, 3, 5 ve 7. Zaten başka bir asal bölen olsaydı burada ortaya çıkardı. Çünkü biz asal çarpanlarına Yani 4 tanesi asalsa 24'ten 4'ü çıkardım. 20 tane asal olmayan doğal sayı böleni var. Asal olmayan tam bölenleri sayısı tam bölenlerin sayısı 48'di. Bunların 4 tanesi asal sadece cevap 44. Yani yanlışlıkla bunların eksilleri de asal demiyoruz çünkü bunların eksilleri negatif olduğu için negatif asal sayı yoktur. En küçük asal sayı 2'dir. Yine asal olanlar 4 tane olacak. Tam bölenlerinin toplamı zaten 0. İşlem yapmama bile gerek yok. Çünkü ne kadar pozitif böleni varsa 24 tane pozitif böleni var. 24 tane negatif böleni var. Bunlar birbirlerinin aynı sayıların eksilleri olduğu için birbirlerini götürecek. 126.000 sayısının yine 126'yı önce asal çarpanlarına ayıralım. 126 rakamları topladığımızda 9 yapıyor. 9'a bölünür. 126'yı 9'a bölersek arkadaşlar 1, 36, 4, 14 yapar. 14 çarpı 36'dır. Ee, 1000'i de 10 üzeri 3 olarak yazarım. Asal çarpanlarını ayırıyorum tek tek. 9, 3 üzeri 2, 14, 2 çarpı 7, 10 da 2 çarpı 5, 3'ü dağıttığım zaman 2 üzeri 3 e 5 üzeri 3. Şimdi aynı asalları tek tabanda toplayalım. 2 üzeri 3, 2 üzeri 1 çarptım, 2 üzeri 4. 2'leri hallettim. 3'ten sadece 3 üzeri 2 var. 5'ten sadece 5 üzeri 3 var. 7'den de sadece 7 var. 7 üzeri 1 var. Şimdi asal bölenlerinin sayısı. Asal bölenleri işte burada 4 tane. Yani biri 2, diğeri 3, diğeri 5, diğeri 7. Bunun haricindeki sayılar asal olmaz. 4 tanedir. Asal olmayan tam bölenlerinin sayısı. Tam bölenlerini bulacağız. Tam bölenlerini bulurken üstlerini birer artıracağız. 4'ü 1 artırdım 5. 2'yi 1 artırdım 3. 3'ü 1 artırdım 4. 1'i 1 bir artırdım 2. Bu pozitif bölen sayısı. Bir de bunu 2 ile çarpacağım. Tam bölen sayısını bulmak için. Tam bölen sayısı bu. Buradan asalları çıkaracağım. Çünkü asal olmayanlar diyor. Asallar 4 tane onun için 4 çıkaracağım. 5 kere 2 10. Burada 24 yapıyor. 24 çarpı 10'dan 240 eksi 4 yani 236. Pozitif tek sayı bölenlerinin sayısı. Şimdi tek sayı bölenlerinin sayısını bulurken Buradaki çift asalı zaten çift asal sadece 2 var. 2'yi görmezden geleceğiz. 2'yi ayrı tutacağız. Sayı sadece 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 7'den ibaretmiş gibi düşüneceğiz. Düşünsenize 3 var, 5 var, 7 var ve bunların kuvvetleri ve çarpımları var. Buradan hiç çift sayı gelmez. Hepsi tek olduğu için hiç çift sayı gelmez. Peki sayımız buysa bu sayının ne soruluyor? Pozitif Bölenleri sayısı soruluyor. Pozitif bölen sayısının üstlerini birer artırıp çarpıyorum. 2'yi bir artırdım. 3'ü Üç. bir artırdım. 4. Bunun üstü de bir bir artırdım. 2 çarptığım zaman 24 olur. Çarpımının sonucu olan sayının yine bunu bu asal çarpanlarına ayrılmamış. Dikkat edin. Asal çarpanlarına ayırmamız lazım. 12'yi 2 üzeri 2 çarpı 3 olarak yazarım. Bunun üçüncü kuvveti var. 75'i de 25 çarpı 3 yazdığımızda 3 çarpı 5 üzeri 2 olarak ifade edebiliriz. Şimdi burada arada çarpma olduğu için bu parantezin dışındaki kuvvet ikisinin de kuvvetine dağılacak. Yani üstün üstü çarpılacağı için 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 olacak. Bunun kuvveti zaten 1, 1 çarpı 3'ten 3 üzeri 3 olacak. Kuvveti 1, 2 ile çarptığımda 3 üzeri 2 olacak. 2 çarpı 2'den 5 üzeri 4 olacak. Aynı asalları tek tabanda toparlarsak 2'den bir tane var. 2 üzeri 6 3'ten 2 tane var. Çarptık. Üstlerini topladık. 3 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4. Şimdi sayımız bu. Bu sayının çift doğal sayı bölenlerini bulacağız. E, çift Az önce biz neyi bulduk? Tekleri bulduk. Tekleri de bulurken ne yaptık? E, 2'yi hiç saymadık. Yine burada tüm doğal sayı bölenlerinden e, tekleri çıkarıp tümünden tekleri çıkararak bulabilirsiniz. Bu biraz daha uzun olduğu için alternatif olarak şöyle çözeceğim. Eğer biz çift sayı arıyorsak buradaki ikilerden bir tanesini dışarı bırakıyorum. Geriye 6 tane 2 vardı 5 tane kaldı. 2 üzeri 5, 3 üzeri 5, 5 üzeri 4. Sayıyı artık buradan ibaret gibi düşünüyorum. Buradan bulduğum her bir bölen 2 ile çarpıldığında ne olacak? Çift sayıya dönüşecek. Yani buradan isterse 3 gelsin, 2 ile çarp 6. İsterse 5 gelsin, e, ne gelecek? 10. İsterse 15 gelsin, çarptık 30. Yani bu sayının kaç tane böleni varsa kaç tane? Çift olsun, tek olsun fark etmez. Hepsini 2 ile çarpmış olacağımız için, bir tane 2'yi kenara ayırdığımız için hepsi ne olacak? Çift olacak. Peki bu sayının ne kadar doğal sayı böleni var. Yani pozitiflere bakacağız. Üstünü 1 artırdım 6, 1 artırdım 6, 1 artırdım 5. 6 kere 5 30, 6 çarpı 30'dan cevabımız 180. Evet, şimdi bu mantığı burada kullanacağız. Bakın, onun tam katı olan pozitif tam sayı bölenleri. Onun katı olmasını istiyorsanız bir tane 2'yi ve bir tane 5'i kenara ayıracaksınız. Neden bir tane 2, bir tane 5? Çünkü 5 çarpı 2 10 yapar. İçeriden gelen sayıları onun katı yapar. Bir tane 2'yi dışarı aldım. 6 tane 2 vardı. 5 tane kaldı. 3 zaten 5 taneydi. Hiç ellemedim 3'lere. 4 tane 5 vardı. Bir tanesini dışarı koydum. 3 tane 5 kaldı. Şimdi bu sayının içerideki sayının ne kadar böleni varsa onunla çarpılacak ve 10'un katı olmuş olacak. Peki bu sayının ne kadar pozitif tam sayı böleni var? Üstünü 1 artırdım. 6 artı, artırdım. 6 artırdım 4. 6 kere 6 36. 36 çarpı 4. 144 yapar. 9'un tam katı olan tam bölenleri. 9 için 2 tane 3 ayırmalıyız. Aynı mantıktan yola çıkarak. 2'ler 6 tane içeride. 3'ler 5 taneydi. 2 tanesini de dışarı ayırdım. 3'lerden 3 tane kaldı. 5'lerin hepsi duruyor. Bu sayının ne kadar böleni varsa 9 ile çarpılacağı için 9'un katı olacak. Üstlerini 1 artırıyorum. 7 1 artırıyorum. 4 1 artırıyorum 5. Bu pozitif bölen sayısı. Tam bölen dediği için bir de bunu 2 ile çarpmam lazım. 7 kere 4 28. 5 kere 2 10. 28 çarpı 10'dan cevabımız 280. Evet geldik 8. soruya. N bir doğal sayı olmak üzere 375 çarpı 10 üzeri n çarpımının sonucu olan sayının 56 tane negatif tam sayı böleni varsa. O zaman önce bunu bir çarpanlarına, asal çarpanlarına ayıralım. 375, 25'e bölünür. 25'in kaç katıdır? Yüzde 25, 4 tane var. 300'de 12 tane olacak, 15 tane olacak. 15 çarpı 25. 10 da asal çarpanlarına ayırdığımda 2 çarpı 5 olacak. N'i dağıttığımda 2 üzeri N'e 5 üzeri N olacak. Yine bunları asal çarpanlarına ayırmam gerekiyor. 25, 5 üzeri 2. 15, 3 çarpı 5. <laughs> Aynı asalları tek tabanda toplayacağım. 2 üzeri n 2'den bir tane var. 3'ten yine bir tane var. 3 üzeri 1. 5'ten ise 5 üzeri 2 ile 5 üzeri 1'i çarptık. 5 üzeri 3. Buradan da 5 üzeri n gelecek. 5 üzeri n ile 5 üzeri 3'ü çarptığımızda 5 üzeri n artı 3 olacak. Asal çarpanlarını ayırdım ben bu sayıyı. Bu sayı asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Aynı sayı yani. Şimdi bu sayının 56 tane negatif böleni varsa nasıl buluyoruz negatif bölenleri? Üstlerini bir ara artırıp çarpıyoruz. Aynı pozitif bölen gibi. 1 artırdım. N artı 1. 1 artırdım. 2. 1 artırdım. N artı 4. Bunların çarpımı 56'ymış. O zaman 2 ile sadeleştirelim. 28. N artı 1 ile n artı 4'ün çarpımı 28. Dikkat edin. n artı 1 ile n artı 4 arasındaki fark 3'tür. 28'i öyle çarpanlarına ayıralım ki fark 3 olsun. 4 çarpı 7 yazdığımda bakın. Aradaki fark 3. Yani bura 4 olacak. Bura 7 olacak. Her ikisinde de n neye karşılık geliyor? 3'e karşılık geliyor. Demek ki bize n soruluyor. n neymiş? 3'müş. N bir tam sayı olmak üzere 5N artı 96 bölü N ifadesini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Arkadaşlar burada payı parçalama yapmamız gerekiyor. Yani sanki bu kesir iki tane ayır, ayrı, ayrı kestirmiş de paydaları aynıymış da tek paydada yazılmış gibi düşünün. Arada artı olduğu için artı koydum. 5N'e 96 yazdım. Yani biz burayı tek paydada yazdığımızda aynı oluyor. Buna payı parçalama deniyor. Neden yaptım? Çünkü ifadeyi daha da basitleştirdim. İfade neye dönüştü? 5 artı 96 bölü n'e dönüştü. n bir tam sayı diyor. Ve bu ifadenin tam sayı olması gerekiyor. Alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var. Şimdi n öyle değerler almalı ki 96'yı n'ye böldüğümüzde sonuç tam sayı olmalı ki üstüne 5 eklediğimde yine tam sayı olsun. Yani 5 zaten tam sayı olduğu için buranın tam sayı olması gerekiyor. O halde 96'nın ne kadar böleni varsa ne de o kadar değer alacaktır. Tam sayı olması için. 96'yı asal çarpanlarına ayırıyorum. 96 16 çarpı 6'dır. 16 2 üzeri 4. 6 da 2x3. 2 çarpı 3. İkileri birleştirdim. 2 üzeri 5 e 3 üzeri 1. Şimdi 96'nın asal çarpanlarına ayrılmış hali buysa ve en tam sayıysa negatif değerler de alabilecekse Pozitif bölen sayısını 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 çarpı pozitif bölen sayısı üstünü 1 artırdım 6. Üstünü 1 artırdım 2. 2 çarpı 6 12 çarpı 2'den n'nin 24 farklı değer alabileceğini bulduk. n 24 farklı değer alabildiği için her bir değer için de sonuç farklı bir tam sayı olacaktır. O yüzden bu ifadenin alabileceği 24 tane farklı tam sayı değeri vardır. Evet bu soruda benzeri bir soru. Fakat burada payda da n artı var. Yani burada payı parçaladığım zaman yani 3n bölü n artı 2 artı 50 bölü n artı yazdığımda bunlar sadeleşmeyecektir. Sadeleşmesi için ne yapmam gerekiyor? Şu 50'den bazı sayıları almam gerekiyor. Dikkat ederseniz n <laughs> 3n yani 3 katı. Eğer 2'nin de 3 katı olursa yukarıda yani 6 olursa bunlar sadeleşir. Yani ben burayı 3 parantezinde n artı 2 olarak düşündüğümde n, n artı 2'der gider bura 3 olur. Yani kısaca n'in 3 katı olduğu için 2'nin de 3 katını alıyorum elden 6'yı aldım buraya 44 kaldı. Sonuçta 3n artı 6 bölü n artı 2 ile 44 bölü n artı 2'yi topladığımda bu ifadenin aynı oluyor. İfadede bir değişiklik yapmış olmuyorum. Amacım daha basit hale getirmek ki getirdim. İfade neye dönüştü? 3 artı 44 bölü n artı 2'ye dönüştü. Yine n bir tam sayı olduğu için bu ifadenin alabileceği kaç farklı tam sayı değer var diyor. n kaç tane değer alabilirse e, ifadede o kadar farklı değer alacaktır. N n'in alabileceği değerler de daha doğrusu n artı 2'nin alabileceği değerler de 44'ü bölen değerler olmalı. O yüzden 44'ü asal çarpanlarına ayırıyorum. 44 4 çarpı 11 yazarım. 4'ü 2 üzeri 2 yazarım. 2 üzeri 2 çarpı 11 olur. Şimdi bu sayının kaç tane tam sayı böleni var? Üstünü 1 artırdım. 3. Üstünü 1 artırdım. 2. Tam sayı dediği bir de 2 ile çarpacağım. 3 geri 2 6. 6 çarpı 12 olacaktır. 12 tane farklı değere karşılık. Hani bu n artı 2'nin değeri ya 12 farklı değer. n artı 2'nin 12 farklı değeri varsa bu şekilde hani 12 tane yazıyorsak her birinde farklı bir n değeri gelecektir. Mesela 44'ün böleni 44. n artı 2 44 ise n 42 olacak. Mesela 22. 22 olduğunda n 20 olacak. Gibi her bir n artı 2 değerine her bir tane n değeri gelecek. Dolayısıyla cevabımız bu ifade 12 tane farklı değer alabilir. Evet şimdi geldik yeni bir konuya. Öklit algoritmasına sıfırdan büyük iki tam sayının en büyük ortak böleni bulmaya yarayan bir algoritmadır. Yani bu algoritma arkadaşlar çok eskilerden kullanılan, milattan önce 300'lerde kullanılan bir yöntem. İlkel bir yöntem. O zamanlar matematiğin çok gelişmediği zamanlar. Nasıl bulunuyormuş? 60 ile 136'nın en büyük ortak böleni öklit algoritmasıyla bulalım. Nasıl bulunuyor? Önce büyük sayı küçük sayıya bölünüyor. Yani 136'yı 60'a böldük. 2 kere var. Kalan 16. Bunu biz nasıl ifade ediyoruz? Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani 136 eşittir. 2 çarpı 60 artı 16. Birinci bölme işleminden sonra arkadaşlar bulduğumuz kalan bölenin yerine geçiyor. Bölen de bölünenin yerine geçiyor. Yani 60'ı 16'ya bölüyoruz. 60'ı 16'ya böldük. 3 kere var. Kalan 2. 12. Yine kalan bölenin yerine Bölen de bölünenin yerine geçiyor. Yani 16'yı 12'ye bölüyoruz. Kalan yine 4. Yine 4 bölenin yerine geçecek. Bölen de bölünenin yerine geçecek. 12'yi 4'e böldük, kalan 0. En son böldü, bölen sayı 4 olduğu için yani en son dediğimiz kalanı 0'dan 0 bulduktan sonra bakıyoruz ki biz en son kime bölmüşüz? 4'e. Demek ki EBOB 4 diyoruz. Burada da örüntüsü veriliyor. Bunu zaten anlattım geçebiliriz. Şimdi bu örneği çözelim 132 ile 64 sayılarının en büyük ortak bölenini öklit algoritması kullanarak Bulunuz 132'yi 64'e bölüyorum 132'de 64 2 kere var 128 ee, Çıkardım 4 2 kaldı 4 kaldı şimdi ne yapacağım Bu kalanı Bölen yapacağım böleni de Bölünen yapacağım yani 64'ü 4'e böleceğiz. 64 4'e zaten tam bölünecek. 24 kaç kere var? 6 kere 24. Kalan 0. Kalanı 0 bulduğumuz bölme işleminin böleni EBOB oluyor arkadaşlar. En büyük ortak bölen 4 oluyor. Cevap bu. Yine bu iki sayıyı en büyük ortak bölenli Öklit algoritması kullanarak bulunuz. 1618'i büyüğü küçüğe bölüyorum. 1602'ye. Kaç kere var? Bir kere var. 1602 çıkardım. 6, 1, 16 kaldı. Şimdi ne yapacağım? Böleni bölünen kalanı da bölen yapacağım. Yani 1602'yi 16'ya böleceğiz. 16'da 16 bir kere var. 0'ı indirdim yok. O yüzden buraya 0 ekliyorum. 2'yi ekledim yok. O yüzden buraya 0 ekliyorum. Kalan 2. 0 bulana kadar devam ediyoruz yani. Kalan 0 olana kadar. Yer değiştirdim. 16'yı kime bölüyorum? 2'ye bölüyorum. 16 2'ye tam bölünür. 8 kere 2 16. Sonuç 0. Sonucu kalanı sıfır bulduğum bölme işleminin böleni EBOB oluyor. Yani EBOB 2 oluyor. Çıkarma ile EBOB bulma. Bu da yine ilkel bir yöntem. Arkadaşlar büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Mesela 30 30'da 20'nin EBOB'u nasıl bulunmuş? 30'dan 20'yi çıkardık. 10. 10 ile 20'nin EBOB'unu buluyoruz. Yine 20 10'dan büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkardım. 10. 10 ile 10'un ebabı zaten 10. Şimdi örnek yapalım. Ee, 40 ile 100'ün en büyük ortak bölenini çıkarma yöntemiyle bulalım. EBOB 40 ve 100 neye eşit olacak? EBOB 40 ile 100 eksi 40'ın EBOB'una eşit olacak. Büyükten küçüğü çıkardım. Yani e, neye eşit oluyor? EBOB 40 ile 100 eksi 40'tan 60'a. Yine 60 40'tan büyük olduğu için 60'tan 40'ı çıkaracağım. Neye eşit olacak? EBOB 40a 60 eksi 40. Yani 40'a 20. Yine büyük olduğu için nereye kadar gidiyoruz? Eşit olana kadar gidiyoruz. 40 20'den büyük olduğu için bu durumda 40'tan 20'yi çıkaracağım. 40 eksi 20'nin 20 ile EBOB'u aynı EBOB'a eşit olacak. 40 eksi 20 zaten 20. E 20 ile 20'nin EBOB'u da kendisi. Yani 20. N bir doğal sayı olmak üzere EBOB ifadesinin alabileceği en büyük değer. Hangisi N bir doğal sayısı hangisi büyüktür? Tabii ki 2N artı 5 daha büyüktür. O zaman ne diyeceğiz? EBOB 2N artı 5'e N eksi 2 2N artı 5'ten bunu yukarıda ayrı bir yerde yapalım. 2n artı 5'ten n eksi 2'yi çıkarmamız lazım. Eksi'yi dağıttık. 2n artı 5 eksi n artı 2. Yani 2n eksi n'den n artı 5 artı 7. Yani n artı 7 ile n eksi 2'nin ne bobuna eşit. Şimdi tekrar ne yapacağım? Büyükten küçüğü çıkaracağım eşit olmadığı için. n artı 7'den n eksi 2'yi çıkarmam gerekiyor. Onu da şurada çıkarayım. n artı 7'den n eksi 2'yi çıkarıyorum. Eksiyi dağıttım. n artı 7 eksi n artı 2. N'ler gitti 9. Yani 9 ile hani büyük yerine büyük eksi küçük yazdım. 9 yazdım. Küçüğü aynen yazıyorum. n eksi 2 ebobuna eşit. Şimdi burada iki ihtimal var. Ya n eksi 2 küçük. Küçükse arkadaşlar ebobda devam edeceğiz. Yani 9'dan n eksi 2'yi çıkaracağız ve 9'u çıkarttığımız için EBOB 9'dan küçük olacak. Diğer ihtimal ise 9 küçük. Eğer 9 küçükse arkadaşlar 9 küçükse n eksi 2'den 9'u çıkaracağız. 9'u bulana kadar 9'u eşitleyene kadar devam edeceğiz. Burada en büyük değer dediği için eğer e, bu 9'dan büyük olup çıkarma işlemine devam ettiğimde bu da 9'dan küçük olmaya devam edeceği için Bölme işlemini yani EBOB işlemini çıkarma işlemini burada bırakmalıyım ki EBOB en büyük olsun. Yani sabit sayı bulunca bırakacağız. Dolayısıyla EBOB en fazla 9 olabilir. Yani N'yi 11 alırız ve EBOB işlemi burada bitmiş olur. Daha da küçülmez çünkü devam ettiğinde gittikçe küçülüyor. En büyük değer 9 olur. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB A virgül B eşittir A x artı B şek olacak şekilde sonsuz sayıda x y sıralı ikilisi vardır. Evet geldik 15. soruya. X ve Y birer tam sayı olmak üzere EBOB 36 ya 90 36 çarpı x artı 90 y eşitliğini sağlayan x'in ve farklı pozitif tam sayı değerlerinin 5 ile bölümünden kalan soruluyor. Şimdi biz bu EBOB e, bulmayı 36 ile 90 EBOB'unu Öklit algoritması ile bulalım. Çünkü bu sistemde öklit algoritması daha kullanışlı oluyor. E, 90'ı 36'ya böldük. 2 kere var. 2 çarpı 36 72. Kalan 18. Şimdi kalanı bölen yapacağım. Böleni de bölünen yapacağım. Yani 36 bölü 18 yapacağım. 36'yı 18'e böldüğümde 2 kere var. Kalan 0. Kalan 0 olduğuna göre nedir? EBOB 18'dir. Şimdi ben bu 18'i Arkadaşlar nasıl ifade edebilirim? Euclid algoritmasını uyguladım. Burada bölünen sayı 90 eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan yazdığımda 18'i yalnız bıraktığımda 18 neye eşit olacak? 36 çarpı 2 diğer tarafa atalım. 90 eksi 36 çarpı 2 olacak. Şimdi bir bakın. Burada EBOB yani 18 burayı 18 bulduk sağ taraf 36x çarpı 90y bunu da şöyle yazalım 90y 36x olarak yazalım burada y değeri hangi değeri almış y değeri 1 değerini almış ya da yukarıda yazalım x değeri hangi değeri almış eksi 2 değeri almış yani 90 çarpı 1 eksi pardon 36 çarpı eksi 2 değerini almış x eksi 2, y ise 1 olmuş. Yani bunları çıkardığımız zaman ne oluyor? Bakın 18 oluyor. Yani x değeri eksi 2 ve y değeri 1 olabiliyor. Bir önceki özellikle ne demişti? Sonsuz tane bulabiliriz. Biz henüz bir tanesini bulduk. Ve bize sorulan e, x'in alabileceği pozitif tam sayı değerlerinin, şu an biz negatif tam sayı değerini bulduk, 5'te bölümünden kalan soruluyor. Bir sonraki değer ne olacak? Bir, sonra, bir sonraki değerleri bulurken arkadaşlar, 90'ı 18 çarpı 5 olarak 36'yı da 18 çarpı 2 olarak ifade edersek şimdi bu kat sayılar bakın 5'e 2 bu kat sayılar neden önemli? Çünkü bu y değerleri x'in kat sayısı kadar değişecek. x değerleri de y'nin kat sayısı kadar değişecek. Yani y değerleri ikişer ikişer x değerleri beşer beşer değişecek. 18'in 5 katı, 18'in 2 katı olduğu için. Yani bir sonraki değer 2 fazla ya da 2 eksik olacak. Şimdi ben x'in pozitif değerlerini istediğim için burayı artıracağım için burayı azaltmam gerekiyor. Yani 1'i 2 azaltıyorum. Eksi 1. 18 çarpı 5 çarpı eksi 1 yapıyorum. Eksi 2'yi de 5 artırıyorum. 18 çarpı 2 çarpı eksi 2'yi 5 artırırsak 3. Bakın bu işlemin sonucu da 18 yapar. Bakın 6 tane 18'den eksi 5 tane 18. Yani 6 tane 18'de eksi 5 tane 18 toplanıyor. Bir tane 18. Mesela bir sonraki değeri de bulmak istesek. Yine bu 2 azalacak. Eksi 3. Bu da 5 artacak. 18 çarpı 2 çarpı 8 olacak. 16 tane 18'den 15 tane 18'i çıkarın. 18. Yani yöntemimiz bu. Peki bu x değerlerinin alabileceği pozitif değerlerin 5 bölümünden kalan ne oluyor bakın. 3'ten sonra 5, 8 geldi. 8'den sonra hep 5 5 gittiğim için 13 gelecek. Sonra 18 gelecek. Bu sayıların ortak özelliğine Hepsinin 5 bölümünden kalan 3'tür. Yani cevabımız 3. Evet geldik son soruya. Bu soru da o şekilde çözülebilir. Ama bu soruda daha kısa olacak çünkü 14 zaten 42'nin katı. 42 zaten 14'ün katı. Yani 14 42'nin böleni. Yani EBOB 14 42 14'e eşit. Şimdi ben bunu daha kolay yapabilirim. Bildiğimiz temel kavramlarda değer verme gibi yapabilirim. Mesela bir tane değeri bulalım. Y yerine 0 yazdığımda x 1 olur bakın. Burayı sıfırladık. 14 çarpı 1 14'e eşit olur. Şimdi Yine 42'yi ben şöyle ifade edeyim. 14'ün katı olarak ifade edeyim. 14'ün kaç katı 42? 3 katı. Bu 14'ün kaç katı? 1 katı. O zaman x'in değerleri y'nin kat sayısı olan 3'er 3'er. Y'nin değerleri ise x'in kat sayısı olan birer birer değişecek. X'in değerleri 3'er 3'er değişecekse ve 2 basamaklı doğal sayı dediği için x'in değerlerini artırıyorum. Kaçar kaçar artıracağım? 3'er 3'er 3, er 3, er 3 er artırdım. 4, 3 artırdım 7, 3 artırdım 10, 3 artırdım 13 şeklinde gidecek. Buna karşılık y'nin değerleri de birer birer azalacak. Bunu artırdığım için diğeri azalacak. 1 azalttım, eksi 1, 1 azalttım, eksi 2, 1 azalttım, eksi 3 şeklinde, eksi 4 şeklinde gidecek. Mesela bir tanesini deneyelim. Ee, eksi 4 çarpı 3'ten eksi 12 tane 14. Burada ise 13 tane 14. 13 tane 14'ten 12 tane 14'ü çıkardığında bir tane 14 olur. Yani kesinlikle sağlar. İki basamaklı x'in alabileceği değerler. Yani şuradan itibaren sayacağız. Ondan itibaren. 3'er 3'er gidiyorum bakın. 10, 13, bir sonraki ne olacak? 16. Bu sayıların ortak özelliği ne? 3'er 3'er gittiğim için bakın 3'le bölümünden kalan 1, 3'le bölümünden kalan 1, 3'le bölümünden yani her sayının 3'le bölümünden kalan 1 olacak. En son iki basamaklı en büyük 3'le bölündüğünde 1 kalan veren sayı 96 3'ün katı olduğu için 97'dir. En büyük sayı. Şimdi bu aralıkta kaç tane sayı var? Yani 10, 13, 16, nokta 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 97'ye kadar kaç sayı var? Terim sayısı formülünü daha önce de kullanmıştık. Neydi? Son terim eksi ilk terim. 97 eksi 10. Tabi burada ardışıklık olduğu için bunu yapabiliyoruz. Hep 3'er 3'er gittiği için. Artış miktarı 3 artı 1. 97'den 10 çıkardık. 87. 87'yi 3'e böleceğiz ve 1 ekleyeceğiz. 87 bölü 3 29 yapar. Çünkü 90 olsaydı 30 olurdu. Artı 1'den cevabımız 30. Yani x 30 farklı değer alabilir iki basamaklı.